Evet çocuklar, ilk yardımın amacını, bir ilk yardımcının sorumluluklarını öğrendik. Yazdınız değil mi tahtadaki notları? Yazamadık hocam, sildiniz hemen. Eksiklerinizi arkadaşlarınızdan tamamlarsınız. Vallahi inci gibi yazmışsın Leyla. Dersten sonra fotokopi alabilir miyim senden? Olur. Sağ ol. Havalanma hemen. Alt tarafı defterini verecek kız, ne var ki onda? Konuşmayalım kendi aramızda. Şimdi ilk yardımın ikinci aşaması olan solunumun sağlanması aşamasına geçiyoruz. Soluk yolunu açtık. Hastayı sert bir zemine yerleştirdik. Ağız içindeki yabancı maddeler çıkarıldı. Çene yukarı kaldırılarak baş hafif aşağı indirildi. Ağızdan ağza suni solunum için hastanın burnu kapatıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam, çok kolaymış. Suni teneffüs işte. Gösteriliyor bütün filmlerde. Güzel. Şimdi eşleşerek suni teneffüs pozisyonu çalışalım. Önce iki çift alalım. Ben. Hocam ben. Metin, Tekin, Leyla, Kemalettin. Sizler yanıma. Metin sen Kemalettin'i çalış. Tekin sen de Leyla'yla. Tamam hocam. Kemalettin mi? Hadi abiciğim, bekletme Kemalettin'i. Önce sen yat hadi. Yatayım Leyla'cığım, patron sensin. Metin, yatayım ben de. Yat hadi yat. Baş pozisyonu çok önemli çocuklar. Burun tıkalı. Evet, evet. Böyle mi hocam? Evet, çok güzel. Hocam, Kemalettin'in gözlüklerini çıkarabilir miyim? Hocam, gözümü çıkarsa göremem ki. Kalsın gözlükler. Böyle de suni teneffüs yapılabilir. Hastanın ciğerini dolduracak kadar hava verilecek. Tamam, temasa gerek yok. Duruşu anlamanız yeterli. Nasıl temasa gerek yok ya? Gelmişiz buraya kadar. Leyla. Efendim. Hadi sen başla. Leyla, bak bir dakika, yanlış anladın beni Leyla. Ya ağlama sen, ne yaptım sanki ya? Daha ne yapacaksın lan sapık? Abi hayat öpücüğü verdim, bir şey yapmadım ki. Dokunmadan ilk yardım mı olurmuş? Metin, görüşürüz bir dahaki derse. Ne görüşeceğim lan seninle? Kızım, ne oldu? Neyin var? Tekin beni öptü. Oha, şuraya bak lan. Leyla'nın babası. Fena bakıyor lan bu adam. Kaç abicim, kaç. Kaç. Leyla'nın babası galiba lan. Herife bak, yememiş içmemiş evin numarasını bulmuş. Abi, ya. Tamam. Yan basın oğlum. Bu sefer fena battın. Hüsnü benim de kızlarım var. O yüzden hiç merak etmeyin. Gereken cezayı vereceğim. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ederim anlayışınıza. İyi akşamlar, sağ olun. Hüsnü. Aa, baba ya. Konuşma lan, cevap verme bana. Ne oluyor Hüsnü? Bırak çocuğun kulağını. Ah baba. Ne yapmış yine baba? Bizimkilerin bir arkadaşının babası aradı. İlk yardım kursunda kızını öpmüş. Ay çok geliştirdi kendini. Ağır sapık oldu bu anne ya. Dev sapık oldu. Baba öpme değil ya. İlk yardım tekniği o. Değil mi abi ya? Alakası yok baba ya. Ben de Kemalettin'le eşleştim mesela. Ne? Aramızda hiçbir şey yaşanmadı yani. Ay ne yaşanacaktı oğlum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Suni teneffüs çalışıyorduk baba. Hayat öpücüğü diye bir şey var. Hiç duymadın mı ya? Duydum oğlum, duydum. Duydum. Peki sen duvarı öpmek diye bir şey olduğunu duydun mu? Aa baba yapma, ne olur duydun baba mu? Yapma. Duydun mu? Ay Hüsnü! Allah aşkına yapma Hüsnü, o kadar da değil yani. Bırak sen, bırak. Hüsnü! Göstereceğim lan sana, göstereceğim. Sen de bir de abi olacaksın lan sözde. İlgilensene kardeşinle, erkeklerle öpüşeceğine. İlgilensene. Hüsnü baba ya. Yürü. Yürü içeri, gel sus. Allah aşkına. Yürü. Yeter. Ya.